23 Mart 2021 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Kalıdır. Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet, 23'ü desek de malumunuz artık biliyorsunuz. Bugün en 22'si. Çalışmadığım için ee, dedim sesli gazeteyi çekeyim. Dolayısıyla bu sesli gazetede duyup görebileceğiniz haberlerin hepsi 22'sine kadar olan haberler. Ee, bir de bir iki gün sonra rahat ederim şişiyor ondan sonra 38 40 42 dakika haber yapıyor sesli gazete yapıyorsun çok hoş olmuyor yorucu oluyor göndermesi de hazırlaması filan da en azından 10-15 dakika yapabilirsem tadında bırakmak lazım diye düşünüyorum. E, malumunuz Türkiye'de zaten çok önemli bir haberle başladı e, ama sizi çok ilgilendirdiğini zannetmiyorum özellikle beni Türkiye'den seyreden dinleyen arkadaşlara. Dolarla maaş almıyorsunuz sonuçta. Bugün 22'si, yarın 23. Yarına kadar bakalım nasıl radikal bir değişiklik olacak Türkiye'de. Sesli gazeteye alamayacağımız birlikte göreceğiz arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi, Gergerlioğlu, HDP'nin kapatılması, Merkez Bankası Başkanı, faiz, dolar. <laughs> yani süper ya. Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Yani günlük yapsan da yetişemezsin zaten. Yani 6 saatte bir yapsan yine yetişemezsin bu haberlere imkansız. Ee, Sisli Gazete'ye geçeyim ben. Siz de işte hayrınıza bir like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Hadi. Evet yine faiz lobisi, dünya kapitalist bankacılık sistemi, Soros spekülasyonları, Rockefeller ailesi ve torunu ve Enes Kanter, Türkiye'nin o pırıl pırıl işleyen dönen demokrasi çarkına, ekonomisiyle, teknolojisiyle, eğitimiyle, sağlık sistemi, hukuk sistemiyle o dönen o çarka yine çomak sokmak için düğmeye bastı arkadaşlar. Ee, bizler... Uyumaya hazırlanırken Asya borsaları açıldı. Dolar 8.40'a dayandı. 8.39, 8.40'tı daha önce de 7.20'ymiş galiba öyle kapanmış birden 8.40'a 8 dayanmış. Şimdi 8.20 mi ne olmuş bilmiyorum o iner çıkar zaten önemli değil şimdi. E, Herkes bununla alakalı söylenmesi gereken espriyi zaten Twitter'da sosyal medyada yapmış. Yani tekrar aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Benim ama aklıma ister istemez şey geldi sarayın fış fışı kimi hedef gösterse kimi tehdit etse o hemen emir telakki ediliyor. İşte gergerli olduğunu hedef gösteriyor kapı dışarı ediyorlar ee, işte HDP kapatılsın diyor hemen kapatma davası açıyorlar bilmem ne. Niye doları hedef göstermemiş bu milli ve yerli insan doları hemen düşünün Allah şahidin filan deseymiş bence yetkililerin müdahalesiyle o dolar... 3-4 TL'ye kadar düşerdi diye tahmin ediyorum. Şimdi tabi böyle bir panik oluşmuş. Panik oluşunca ilk önce Merkez Bankası dolar işte alım satımını mı ne kapatmış belli bir süre anlamaya çalışıyor tabii neler olduğunu filan. Ondan sonra mesela haberler haberlerde işte şey diyor Merkez Bankası'ndan bankalara panik halinde dolar almaya gelenleri vurun emri verilmiş. <laughs> Yok öyle olmamış. <laughs> Sakinleştirin derilmiş sakinle sakin bundan sonra sakinleşsen de durmaz. Yani adam, adam düşünsene bir gecede bilmem ne kadar para kaybediyorsun. Borçlu borcunun üzerine borç katıyor filan. Ondan sonra işte bu hiç alakası saçma sapan adamlar da çıkıyor diye sayabiliyorsunuz. Ee, Ayas Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Ensesi Kalın. Çok görmeye başladık. Bundan sonra da bolca göreceğiz bu adamı arkadaşlar. Ensesi kalın. Ekonomi yorumu. Bunun alanı tabi. Ekonomi bunun alanı. İmam ama bunun alanı ekonomi. Faizin kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir demiş. Gerizekalı akıldan bahsediyor. Sen imamsın işini yap. Namazını kıldır. Sana ne faizden bilmem neden. Hayır. Ulan sanki Türkiye'nin bankacılık sistemi bir günde böyle değişecek. Hemen faiz kaldırılacak. Hiç Türkiye'de işte yabancı yatırımların fonları var bilmem ne. Hiç bunlardan haberi yok adamın. Birden böyle sanki böyle Ayasofya'nın imamı ya Ayasofya'nın açılması gibi bir danıştay kararıyla böyle bunun gerçekleşebileceğini zanneden gerizekalı bir adam. Onun için buna boynu kalın değil ensesi kalın diyoruz arkadaşlar bundan böyle. Ama adamın amacını siz anlamışsınızdır. Bakın buraya yazıyorum. Unutmayın. Bu tarih 23'ü mü olacak bu? Ee, bundan sonraki Diyanet İşleri Başkanı bu adam olacak. Bak. Yazın bir tarafa. Göz kırpıyor. Bunu yani beni alın filan diyor. Bundan sonraki Diyanet İşleri Başkanı olarak ben bunu görüyorum arkadaşlar. Ya şimdi e, di, şey dolarla alakalı sonuçta biz de bir ekonomist filan değiliz. Ama e, şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Şimdi böyle bir ülke düşünün. Ülkede e, sayıştay diye bir şey kalmamış. Denetleme mekanizması, teftiş mekanizması çökmüş. E, bütün veriler ehone, yanlış, özellikle Tahrip edilmiş işte TÜİK verileri bilmem ne filan enflasyon verileri şunlar bunlar. Ee, Türkiye'de öyle bir işte örtülü ödenektir bilmem nedir filan bunlar nereye harcanıyor? Tamam örtülü ödenek de kardeşim yani örtülü ödeneğin de bir miktarı vardır. Hiç bilmiyoruz kimse bilmiyor bunların hesabını soramıyor. Yani örtülü olmayan bir şeyin bile hesabını sorduğun zaman işte 15 Temmuz Şehitleri Derneği Kılıçdaroğlu sordu. Bu paraya nereye gitti? Bak böyle bir adres bile yok. Vakıf kurmuşsunuz. Nerede bu dediğinde adamlar cevap verme tenezülünde bile bulunmuyorlar arkadaşlar. Biz onları hallettik merak etme diye. Devletin e, kamunun paraları işte Kızılay aracılığıyla Kızılay'dan devşirmeli bir şekilde kendi vakıflarına aktarmalar. Bir sürü şeyler biliyorsunuz. Yani kayyım belediyelerinin içindeki savunalara kadar yani. Böyle bir çarçurun olduğu bir düzende ki bir liyakatsız adamlar da biliyorsunuz geliyor. E tek bir adamın elinden de dilinden de yönetiliyor ülke. E şimdi adam dört buçuk ayda iki tane Merkez Bankası Başkanı değiştirmiş. E gelen adamlara bakıyorsun böyle kaderci adamlar tweetleri var işte sabredelim sabrın sonu selamet filan. Böyle bir ekonomik anlayış var. Ee, yeni Şafak'ta yazıyormuş, milletvekilliymiş, bilmem ne gelmiş, e, Merkez Bankası Başkanı olmuş. Ha böyle bir tek adam rejiminin olduğu yerde zaten Ali Veli olmuş, hiçbir şey fark etmiyor. Sonuçta başka bir adam da olsa ümmetinin liderinin ağzından çıkan şeyi tatbik etmek zorunda adam. Bunlar ışığında bir ekonominin düzelmesi mümkün değil. Aklın yolu bir. Dolayısıyla sen tabii bunların yanında o ülkede mazlumların da masumların da ahı var. Yıllardır son 10 yılda Türkiye'de malına çökülen insanlar var. İşte boydak grubudur, ipek grubudur. İrili ufaklı, küçük esnaftır, şudur budur, mallarına çöküldü bu adamların. Bu adamların ahı var. O işte siz oligarklarınıza milyarlarca TL'lik vergilerini sildiniz. O vergileri silerken zabıtanız o yollarda 14 yaşında 15 yaşında tezgahının üzerinde işte nohutlu pilav, domates, elma satan o tezgahlarını devirdiğiniz o çocukların üzerinizde ahı var. Böyle bir ekonominin düzelmesi, ifla olması mümkün değil. 8'de olur, 18'de olur, 28'de olur o dolar. Hiç merak etmeyin. Ee, yani çok fazla düşünmeye gerek yok yani bu dolar niye böyle oldu, niye düşüyor, niye kalkıyor, niye çıkıyor filan diye. Dolar durmaz. Nevruz'u da unutmayalım. Nevruz'unuz kutlu olsun. Nevruz Piroz be. Yalnız tabii o ülkede artık biliyorsunuz Kürtler, muhalifler, barış isteyenler, barış diyenler onlara Nevruz Bahar filan öyle şeyler yok. AKP istiyor ki onlara hep kara kış olsun. Hep kara kış. Kendilerine hep yaz olsun, güneş olsun ama dünya kendi etrafında dönmüyor sadece, güneşin etrafında da dönüyor E o güneş bir gün başka yerlerde de doğacak. Bahar, yaz başka yerlerde de gelecek umudumuz o arkadaşlar. Bunlar olurken biz tabii sesli gazeteyi yaptık, ondan sonra ertesi günün sabahında Gergerlioğlu'nu almaya geldiler. Gergerlioğlu'nu almaya geldiler, Gergerlioğlu abdest alıyormuş galiba. Şimdi e, bazı yerlerde işte yani abdest alması çok konuşulmamalı aslında filan gibi. Hani sanki onun üzerinden bir yere varılmak istiyormuş gibi e, bir mana çıkartıldığı söylenenler oldu. Aslında böyle bir düşünce mekanizması doğru. Çünkü AKP gibi bir zihniyetin sürekli kendisini bunun üzerinden mağdur etmesi böyle bir haklılığı var. Ama e, şöyle bir fark var. Bunu da unutmamak lazım. Eee... AKP gibi sürekli e, dininden dolayı, inancından dolayı ayrımcılığa uğradığını iddia eden bir İslamcı kafanın e, en basit bir şekilde namazın abdestini almaya çalışan birisine bu şekilde zulmetmesi, bunu beklememesi işin farklı bir boyutu. Yani onlardan gelmesi bence daha önemli yani ne bileyim şimdi sallıyorum AKP olması, olmasaydı da çok işte seküler birisi başta olsaydı AKP bunun üzerine oynardı değil mi? Yani sonuçta adam orada namazını kılması beni almaya gelecekler ben namazımı kılayım da beni böyle görsünler diye bir e, fikir içerisinde değildi Gergerlioğlu. Adam herkesin bildiği e, muhafazakar bir yapısı var Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun. Yani Ömer Faruk Gergerli orada başka bir şey de yapıyor olabilirdi. Tuvalette de olabilirdi, iş görüyor da olabilirdi. Her şey yapıyor olabilirdi. Zaten hukuksuzluk hani onun ne yaparken geldiğinden dolayı değil. Yani hukuksuzluk baştan onu gözaltına almaları. Bu mesele. Tabii bunlar olurken Türkiye'de bir e, kolektif bir kötülük var biliyorsunuz insanlar öldüğü zaman, insanlar tartaklandığı, linç edildiği zaman bundan zevk alan AKP'liler içerisinde. Ee, i̇şte mesela Şen Top TBMM Başkanı Şen ve Top bitişik yazılıyor biliyorsunuz. Şen Top e, şeyden talimat alıyor sarayın fış fışından. Sarayın fış fışından talimat aldım deyip ümmetinin liderine ben bu işi yerine getireyim mi diye soruyor. O da tamam onaylıyor tamam yapabilirsin diyor. Şentop da demiş ki Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması için polise izin verdim demiş. E çünkü çok büyük şerefsizsin yani. Çok büyük şerefsizsin sen. İzin vermiş bunun için. E, Emir kulu. Emir kulu bu herifler. Kendi inisiyatifleriyle bir şey yapamıyorlar. Bir yerlerden söylenmesi lazım. İnşallah bir gün o sultanız, o saltanatınız yıkılır. Altında kalırsınız en kısa zamanda. İşte... Mesela acayip acayip adamlar çıkıyor. Bir tanesi e, İzzet Ülvi Yönter diye bu adam e, MHP milletvekilli galiba. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yeni adresi artık cezaevi. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu. Sayın dedi sarayın fış fışı. Gergerlioğlu gazi meclisten yatağıyla birlikte atıldı. Artık yeni koğuşunda ranzaya değil yere serer yatağını diye aşağılık bir e, tweet atmış. Senin ve senin fosil başkanın gibi saraya köpek olmaktansa yer yatağında gözaltında yatmak iyidir. Ondan sonra e, tabi ister istemez şey diyoruz hani AKP bu zulmü biraz daha katmerli hale getirebilirdi ne bileyim. AKP'nin çok sevdiği işte sahurda mesela gözaltına almalar falan çok severler. Ee, ...mesela biraz daha bekleseydi... ...şurada Ramazan'a ne kaldı? Ramazan'da hem de bir Cuma günü... ...böyle sahurda veya iftar vakti... ...gözaltına da alabilirdim. Ee, şey... ...Ömer Faruk Gergerlioğlu'na... ...gözaltında tabii orada değişik değişik... ...kim olduğunu bilmedi, ismini vermek... ...istemeyen adamlar... ...Gergerlioğlu'na bir şeyler imzalatmaya... ...falan çalışmışlar. Öyle şeyler de... ...duyuyoruz. İşte birileri tweet atıyor ya işte sabah namazı işte 5 bilmem 5.50'de oluyor işte 5.57'de polis gelmiş gibi böyle saçma sapan şeyler. Sanki polis çok dakik Türk polisi namazını kılsın sonra gidip alalım filan gibi bir kafası var. Misvak denen kendini komik zanneden iğrenç bir şey var biliyorsunuz bir tuvalet kağıdı. çok çok trollvari bir karikatür yapmış işte Gergerlioğlu ya ama işte amirim Mekke o tarafa doğru değil kıble şu tarafa doğru değil filan gibi bir şey söylüyor diğerinde de şey polisin diğeri de şey diyor işte onlar ama kandile yönünü dönüyor filan gibi herkesi kendileri gibi zannediyorlar kendileri saraya döndükleri için neyse Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşlar gözaltından çıkıyor ama galiba şu anda tekrar kendisine bir gözaltı işlemi yapılacak. Aytun, Aytun Çıray iyi Partili Türklerin Nevruz Bayramı kutlu olsun diye bir tweet atmış. Yani bari de ki milletimizin Nevruz'u kutlu olsun filan de. Ne bileyim yani böyle bir cümle kur. İnsanlar tabii eleştirince de <laughs> kendi yaptığı faşistlik başkalarını işte ırkçılıkla filan suçlamış. HDP'li birisi 29 Ekim'le alakalı bir tweet atmasa bak görüyor musun şerefsizi 29 Ekim'e sahiplenmiyor diye e, vatan haini ilan ederler. E, i̇nsanlığa ait bir bayramı sen Türklerin Nevruz Bayramı kutlu olsun deyince bu sorun olmuyor yani. Bir tuhaflık görmüyor musun? Türklerin de olsun o zaman Türklerin, Kürtlerin, Almanların, İngilizlerin kutlu olsun diye yazman lazım. E, böyle de yazamayacağına göre insanlığın, milletimizin ülkemizin, Türkiye'mizin Nevruz'u kutlu olsun en azından böyle bir şey yap. Yani Türklerde bir kasıt var orada. Geçen yaptığımız sesli gazetede e, Gestapo şefi şey demişti hatırlıyor musunuz? E, işte i̇şte kadın cinayetleriyle alakalı söylenen rakamlar yanlış falan gibi bir şey söylemişti. E, AKP'li Bülent Turan bir gün sonra Gestapo şefinin yalanlar mahiyette bir şey söyledi. Dedi ki sözleşme 10 yıldır yürürlükte kadın cinayetleri durdu mu durmadı dedi. Demek ki durduramamışlar. Yani Kadın cinayetlerini durduramadıklarını kabul ediyorlar. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin bir etkisinin olmadığı gibi böyle olay, olayı oraya yönlendiriyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'yle durdurulacak şeyler değil bunlar. Demek ki durduramadınız ulan. Durduramadınız demek ki ama onu görmek istemiyor. Ee, bir önceki Sesli Gazete'de de söyledim. Yani aslında haklı bu Bülent Turan denen adam. Ee, çünkü... Üzülmeye gerek yok yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı falan diye. E zaten uygulamıyor adamlar. E zaten yok İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması diye bir şey yok. Kağıtta sadece imza olarak kalmış bir şey. CHP'li Kaboğlu demiş ki İstanbul Sözleşmesi'nin fethi anayasa açısından yok hükmündedir demiş. Anayasa <laughs> anayasa mı? Lan anayasa diye bir şey yok ki. Yani uygulanan bir yasa mı var? Anayasa mı var? E, çok yani olmuş ee, Betül neydi lan bu kadın adı? Betül Sayan Kaya mıydı? Neydi? Unuttum. AKP'den yeni sözleşme hamlesi. İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz demiş. Ankara Sözleşmesi. Kasımpaşa Sözleşmesi yap onu. Hayret bir şey ya. Ankara Sözleşmesi nedir ya? Yani sanki ee, yani kadın haklarını konusu, korumak konusunda İstanbul Sözleşmesi çok yetersizdi. Çok yetersiz kalıyorduk ama biz kadın haklarını daha fazla korumak istiyorduk. Baktık yetersiz kolu iptal ettik hemen şimdi Ankara Sözleşmesi yapacağız. Kendi kendine yaparsın bir sözleşme. Aynı kadın çıkmış Betül Sayankaya. Nerede zat daya var ya öyle bir söz. Ee, Down sendromlarla ilgili konuşuyor bu sefer. Allah'ım böyle bir şey söylenemez ya. Yani Devletin kamu da görevli işte bir adam, bürokrat, milletvekili, bakan neyse, demin vardı ya ilk haberde. Ekonomi kötüye gidiyor, işte sabredelim, Allah sabredenlerle birliktedir gibi. E, bu da gitmiş, Down sendromlarla alakalı Allah insana aşamayacağı yük vermez demiş ya. Vallahi böyle bir şey demiş. Allah insana aşamayacağı yük vermez. Ulan sen bakanlık yapmışsın hala bakan mı bu milletvekili bilmiyorum. O insanlarla alakalı, Down sendromlarla alakalı Türkiye'de nasıl gelişmeler olabilir? Onlara nasıl hizmet edebilirsiniz? İşte Down sendromlara hizmet edecek bir sağlık merkezi bilmem ne neyse yani. Bunlar, bunlardan bahset yatırımların yani neyse yok böyle bir şey. Ya işte Allah Down sendromların yardımcısı olsun ne demiş? Aşamayacağı yük vermez demiş. Bazen aşamayacağı yük vermez hakikaten sizi görünce tek umudumuz o cümle. Yani sizin varlığınıza rağmen biz dayanabiliyoruz yani demek ki Allah aşabileceğimiz güçleri veriyor. Türkiye'de tabii ölenler var Meriç'ten geçerken ölenler, hapishanede ölenler falan onlar artık bakıyorlar size sizin varlığınıza dayanamayacakları için daha fazla ölüyorlar galiba. Bu e, Betül Sayankaya bunu dedi ya, bir şeyi de hatırlatalım arkadaşlar. Down sendromları Allah insana aşamayacağı yük vermez diye. Emine teyze, Emine teyze Down sendromlarla alakalı. Hatırlayın burada da yapmıştık galiba. E, şöyle bir şey söylemişti. E, keşke bütün engelliler Down sendromlar gibi olsa. Diye çok ucube bir şey söylemiştim. Evet her bir AKP'linin yaptığı gaf normal cümlelerinden fazla. Yani o kadar çok gaf yapıyorlar ki yani gaf yapmadıkları cümle sayısı gaflarından daha az. <laughs> Öyle bir şey demişti onu da hatırlatalım. Bunlar da sarıyorlar gidiyorlar Down sendromlu çocuklarını ne istiyorsanız lan Down sendromlardan. Ee, Hilal Kaplan dışarıda kedi, içeride kaplan. E, bu İstanbul Sözleşmesi bu da takmış. Şevval Sam'a bir tweet atıyor. Şevval Sam'ın tweetine e, yani ona bir nevi gerizekalı demek istiyor. Sonra o tweet de silmiş. E, o attığı tweette 11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge diye e, bir şey ondan sonra bunu silmiş. Sen ama o ispattan müstesnasın Hilal Kaplan. Yani özel özel bir gayret göstermene gerek yok. Sildiğin tweetler yeter. Tabi bunlar olurken Hilal Kaplan başka bir tweet daha atmış. Yarınki yazımın başlığı: Sözleşmeden çıkınca kadın korumasız mı kaldı? Diye. Altına da geri zekalıya anlatır gibi anlattım diyebilirim demiş. Kendi okuyucularına geri zekalı birisi, Kendi okurlarına geri zekalı dediğinin bile farkında olmayan bir geri zekalı diye tahmin ediyorum ben saraydan İstanbul sözleşmesi açıklaması Polonya'da çekilmek istemişti demiş. Polonya'da çekilmek istemişti. Bunlar işlerine geldiği zaman Avrupa'dan örnekler vermeyi biliyorlar ama kendi işlerine geldiği zaman yani hiç siz Tayyip'in çıkıp Almanya'da da demokrasi var, e bizde de demokrasi olsun dediniz duydunuz mu? Hep böyle yaptıkları o arsızlıklar için Avrupa'da bir örnek arıyorlar. Kim yapmış acaba? Bakın biz de hemen ona örnek gösterelim filan diye. Siz Müslümansınız lan. Avrupa'yı niye örnek alıyorsunuz eşek herifler ya? Almanya Dışişleri Bakanı demiş ki Türkiye Avrupa Birliği'ne insan hakları konusunda yanlış sinyaller gönderiyor demiş. Ne sinyali lan? Ne sinyali? Tam bir hayal kırıklığı yani diplomatik bir dille mi konuşmaya çalışıyor desen o değil. Hani edepli adaplı konuşmaya mı çalışıyor desen o da değil. Tam saf tam salakça bir şey. Sanki bugüne kadar Türkiye düzgün sinyaller gönderiyordu onların hepsini alıyordu bu adamların uzay çalışmaları var. Astronotları var. Fransa, İngiltere ile birlikte Avrupa biliyorsunuz. Uzay çalışmaları, uzaydan sinyaller alan böyle teknolojisi olan bir şey. Lan 2000 kilometre ötendeki ülkeden sinyal mi alamıyorsun? Twitter'a girmen yeterli. Sinyal falan beklemesen. Twitter'dan zaten ne olduğunu görüyorsun. Bir hafta 10 gün önce bu adamın arkasını sıvazladınız. Tayyip Erdoğan'ın işte bu konudaki gayretlerini görüyoruz filan dediniz. Yaptırım yapacaktınız, yaptırım kararını ertelediniz ne olduysa. Ondan sonra sinyal yanlış sinyal gönderiyormuş. Sinyalde bir problem yok. Sizin alıcılarınızda bir problem var. Alıcılarınızla biraz oynayın. Gestapo şefi de çıkmış demiş ki insan hakları konusunda en üst seviyeye gelmenin kime bir zararı olabilir demiş. E size tutuklamazsanız, zulmetmezseniz nasıl AKP'li olacaksınız? E size bir zararı var bunun. Hayır sanki öyle bir seviyeye geldi de biz istemiyoruz. Sanki dediler bunlar ya durun Gergerlioğlu'nun abdestini alsın, namazını kılsın ondan sonra alıp götürelim. Acelesi yok bir 10 dakika daha bekleriz dediler de biz hayır hayır şimdi tutuklayın dedik. Dallama. Yerli nohut çürürken ithalat yapmışlar. Geçen de Kisesli gazete önce yapmıştık arkadaşlar. Orada e, mısır ithalatı Dışarıdan ucuza mısır alıyorlar. İçeride aynı mısırı iç, içeriye daha ucuza veriyorlar. Eee Bunları kim yapabilir arkadaşlar? Bir işgal kuvveti yapabilir ancak. Yerli nohut çürürken ithalat yapmışlar. Sayıştay raporuna göre nohut üretimi 2018-2019'da %34 oranında bir artışla 630 bin tona çıktı. Ancak iktidar stokları eritmek yerine 3 ülkeden 94 bin ton daha nohut ithal ederek stoktaki nohutları katladı demiş arkadaşlar. İşte tekrar ediyorum ve edeceğim işgal kuvveti bir ülkeyi başka bir ülke düşman ülke işgal etse bunları yapar. Hani bunların yaptığını yapar. Bu da onları yapıyor. E, bu fotoğrafta gözaltına alınan bir işitli değil eski Danıştay üyesi Davas arkadaşlar. Bu fotoğrafa iyi bakın. E, hakkında yakalama kararı işit sanıkları bulunamazken meslekten ihraç edilen ve bir itirafçının kaymakamlar imamıydı ifadesi nedeniyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski danıştay üyesi Kasım Davas Ankara'da polis ve operasyonu operasyonuyla gözaltına alındı. Adamın kelepçeli böyle sanki adi bir e, hırsız, bir suçlu gibi adamı kamyona bindiriyorlar. E, ve işte bunlar gidiyor arkadaşlar. Bunlar tutuklanıyor. Bunların yerine de HDP'yi hemen şey davası açan kapatma davası açan bir emirle böyle tık diye Bekir Şahin gibi adamlar geliyor. Kukla, robot adamlarla doldurdular arkadaşlar. bu böyle bir ülkede Hukukun olmadığı bir ülkede ekonomi gider mi? Gitmez arkadaşlar. Sağlık, eğitim, Gider mi? Gitmez. Her şeyin başı hukuk. Dolayısıyla o ülkede dolar da yükselir, euro da yükselir, faiz de yükselir. Haydan gelen huya gider. Haram üzerine bir devlet inşa edilmez. Ee, haberlerimiz bitsin arkadaşlar. Ee, Sesli Gazetemizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.